Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Operatör Doktor Bora Özel. Bugün size gözaltı morlukları ve tedavisiyle ilgili bir video çekmek istedim. Aslında daha önceden de çekmiştim ama biraz daha güncel bilgiler vererek daha detaylı bir video olsun istemiştim. Gözaltı morluğu maalesef toplumda çok sık artan bir durum. Çünkü daha fazla artık bilgisayara bakıyoruz, daha fazla mavi ekran karşısındayız, daha az uyuyoruz ve daha stresliyiz. Bu da tabii ki de gözaltı bölgesinin daha çok yıpranmasını ve gözaltı morlukları ve torbalanmalarına yol açıyor. Tabii bunun dışında bir de genetik durumlar var. Genetik durumdan kaynaklanan morluklar da maalesef artmış durumda. Peki biz hastaya geldiğinde öncelikle bir inceleme yapıyoruz. Deri kalitesi nasıl? Çünkü bazen deri çok ince oluyor. Çok ince olduğu için de alttaki damar ağı ve kan rengi röfle yapıp göz altında bir morluk oluşturuyor. Eğer deri ince ise o zaman deriyi kalınlaştıracak tedavi yöntemlerini öneriyoruz. Bunu hem mezoterapiler şeklinde önerebiliyoruz hem de güzel gözaltı serumları tavsiye ediyoruz. Bunun dışında bu bölgede çöküklük var mı yok mu diye bakılıyor. Eğer çöküklük varsa o zaman da gözaltı ışık dolgusu yaparak bu bölgeyi deri altı dokusunu yoğunlaştırarak ve çöküklüğü gidererek oradaki röflenin azalmasını sağlayarak gözaltı morluklarına azaltıcı şekilde fayda sağlamış oluyoruz. Bunun dışında kök hücre tedavileri de var. Özellikle yağdan elde ettiğimiz kök hücrelerde yine aynı şekilde mezoterapi gibi mikro enjeksiyonlar şeklinde küçük küçük uyguluyoruz. O bölgenin deri kalitesini arttırıyor ve bu kök hücre yapıları o bölgedeki ağı güçlendirerek, kolajen ağını arttırarak daha az gözaltı morluğuyla karşılaşmamıza sebep oluyor. Bunun dışında neler yapılabilir? Değişik mezoterapiler var. Bu hem o torbalanma var mı yok mu diye bakıyoruz. Bazen torbalanmayı azaltacak şekilde tedaviler yapıyoruz. Bazen de dediğim gibi cilt kalitesini artıracak şekilde. Bu ürünlerin içerisinde normal yüz mezoterapisinden daha farklı içerikler var. Genelde içinde kafein oluyor. Kafein yanında değişik bitkilerden elde edilen ekstratlar oluyor. Özellikle bu bölgenin daha sıkılaşmasını sağlamak amaçlı. Hem bu bölgedeki ince kırışıklıklar azalıyor. Deri kalitesi arttığı için hem de morluklar azalmış oluyor. Ama tabii ki tek seans yeterli olmuyor. Biz genelde 2 hafta arayla, bazen 3 hafta arayla, bazen de 1 hafta arayla 1-6-8 seans göz çevresi mezoterapisi uygulamamız gerekebiliyor. Ve aldığımız yanıta göre bu seansları devam ettirmemiz de gerekebiliyor. Bazı hastalar gerçekten 2 seansa, 3 seansa çok ciddi farklı iyi bir şekilde kaliteli sonuçlar alabiliyor. Bazı hastalarda da özellikle genetik kökenli ise biraz daha uzun süreçli tedavileri önermemiz gerekebiliyor. Bunun dışında ağızdan alınan oral gıda takviyeleri de bu işin olmazsa olmazı. Genelde bizim hep unuttuğumuz şey bu oluyor. Kişiye mezoterapi yapıyoruz ama bu özellikle antioksidan dediğimiz içeriklerle zengin gıda takviyeleri vermemiz gerekiyor. Bunlar neler? Alfa lipoik asit. Genelde göz çevresinde 200 mg öneriyorum. Selenyum, Coenzim Q10. Bu üçü gerçekten çok çok önemli. Bunların üçünü bir arada içeren multivitamin şeklinde olanlar da var. Ama ben genelde ayrı ayrı verip bu tedavi sürecinde işe yaramalarını sağlıyorum. Yine kolajen başlıyorum. Özellikle cilt kalitesi çok ince ise, hastanın yaşı ileri ise bu yaptığımız uygulamaları bir de kolajen ağızdan alınabilir. Kolajen eklediğimizde sonuçlar çok daha iyi oluyor. Bunun için de günlük 10 gram tip 1 ve tip 3 kolajen, tip 3 olmasa da olur ama tip 1 mutlaka olması gerekiyor. Günlük 10 gram yaklaşık 3 aylık bir kür başlıyoruz. Bunun dışında damardan alınan tedavilerle de ilgili çalışmalar var. Bunlar daha henüz sonuçlanmamış olduğu için hani burada önermem çok doğru olmaz. İşte ozon tedavileri gibi, IV glutatyon tedavileri gibi. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıldığında da sizi yeniden bilgilendirecek bir video çekmeyi planlıyorum. Bunun dışında gözaltı ışık dolgusuna geçelim biraz. Çünkü o çok soruluyor. Yaklaşık kalıcılığı
Biz dolguları 12 ay desek de gözaltı çok hareketli bir yer olmadığı için, lenf akımı da yavaş olduğu için gözaltı dolguları daha uzun süre kalıyor. Bazen hastaların 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gözaltındaki dolguları kaldığı oluyor. Bunun için dolgu seçimi çok önemli. Çünkü kaş yapalım derken göz çıkarmak olabiliyor. Özellikle göz çevresi morluklarında. Kişide daha yeşil bir görüntü olabiliyor. Daha değişik renkte röfleler olabiliyor. Morluktan kaçalım derken başka problemler olabiliyor. Yanlış uygulamalar ve yanlış dolgu seçimiyle ilgili. Bununla ilgili gözaltı bölgesine uyumlu, sadece içerisinde hyaluronik asit olmayan, göz altındaki morluğu azaltacak elementlerin de özellikle bakırın çok önemli burada olduğu bir ürün var. Biz bu ürünü kullanıyoruz ve göz altında gerçekten çok ciddi oranda hem dolgu efektiyle o bölge daha iyi gözüküyor, daha dinç ve sağlıklı gözüküyor. Hem de içindeki minerallerle birlikte o bölgedeki kalite artmış oluyor. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kanalı hala takip etmiyorsanız, takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana gözaltı ile ilgili fiyat sormak isterseniz, yine aynı şekilde fotoğraf yollamak, yorum yapmak isterseniz de Instagram'a gelin. Oradan DM'den fotoğrafınızı yollayın. Neler yapılabilir, maliyetler nelerdir? Onlarla ilgili detaylı bilgi size vermiş olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.